Evet, Düsseldorf'tayız. Bud Düsseldorf ya da Bot Show Düsseldorf'tayız. Yanımda da Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ve bir başka rolüyle, değil mi? Yatet Başkanı Murat Bekiroğlu. Daha önce hep biz Trio Deniz diye konuşuyorduk. Evet. Güzel bir fuar geçsin. Nasıl geçiyor? Valla fuar, biz cuma akşamı geldik. Malum burası dünyanın kapalı alanında gerçekleştirilen en büyük bot şovu. Yorucu bir fuar. Yorucu bir fuar. Yaklaşık 19 holde hem üreticiler, hem ithalatçılar, hem ihracatçılar, hem parça üreticileri, hem aksesuar üreticilerinin bulunduğu bir yer. Dolayısıyla biz de sektörün her tarafını kapsadığımız için fuarın başından sonuna kadar burada oluyoruz. Bütün Türkiye'den gelen, Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen fabrikanın temsilcilerini, Türkiye'den gelen müşterilerimizi, üreticilerimizi burada ağırlıyoruz. Çok fazla Türk var. Valla Türkiye'den inanılmaz uçak var. Yani Türk Hava Yolları günde 8 defa uçuyor. Diğer şehirlerle beraber bildiğim kadarıyla 14-15 uçak var Düsseldorf'a. Yoğun bir trafik. Baya bir yoğundu. Şimdi önce Trio Deniz için konuşalım. Blue Game, Mary Fisher, Sandor Önze hepsi burada. Hanse'yi görmedim. Hanse'de var mı? Hanse var, Prestige var, Juno var. Saxbot'lar var, XS, hepsi burada. Biz 9 markayla buradayız. Çok sıkı geçiyor yani. Türkiye'den gerçekten o kadar fazla Türkçe konuşuluyor ki Almanya'da Türkçe konuşulması çok normal bir şey ama burada fuarda bayağı sıkı. Evet. Şimdi öte taraftan da buradan sonra Türkiye'de bir fuar dönemimiz var. O başlayacak. Evet. Şubat ayında artık kapılar açılacak. Orada ne tür gelişimler var? Ya şöyle başlamak gerekir aslında. Biz pandemi sonrası uzun bir süre pandemiyle beraber fuar yapmadık Türkiye'de. Tabii bu geçiş döneminde Yatet Fuarcılığı kurduk. Yat ve Tekne Endüstri Derneği'nde ben başkan yardımcısıydım. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yapılan genel kurulda oy birliğiyle yönetim kurulu başkanına seçildim. Yönetim kurulu ekibimizi oluşturduk. Genç, çalışkan, dinamik arkadaşlar. Birçoğu sektörümüzün bilinen firmalarının sahipleri, CEO'ları ya da üst düzey yöneticileri. Böyle bir çalışkan bir ekip kurduk. Yatet Fuarcılık AŞ'yi kurduk. İstanbul Fuar Merkezi ile uzun soluklu bir anlaşma imzaladık. Artık bizim sektörümüz kendi fuarını kendisi yapıyor. O çok önemli. Dolayısıyla kafa karışıklığı vardı. Daha önce burada ismini zikretmeyeyim, birçok firmayla ortaklık yapıyorduk, anlaşmalar yapıyorduk. Ama hep sorunlar çıkıyordu. Çünkü firmalar tamamen ilk öncelikli olarak tabii ki kazançlarını düşünüyorlar. Sektörü düşünmüyorlar. Şimdi biz Fuarcılık AŞ'yi kurduk. Tabii ki Fuarcılık AŞ'de biraz para kazanacak ama asıl önceliğimiz gerçekten sektöre hizmet etmek, sektörün gereklilerini karşılamak, olabildiğince kaliteli bir fuar organizasyonu yapmak. Şöyle bir dezavantajımız oldu bizim. Pandemi öncesiyle pandemi sonrası fiyatları inanılmaz derecede arttı. Yani sen de takdir edersin ki pandemi öncesiyle fuar fiyatlarıyla şimdiki arasında dağlar var. Tabii şimdi biz fiyatları açıklayınca insanlara inanılmaz pahalı geliyor üyelerimize. Bunu tek tek anlatmak durumunda kalıyoruz. Ben dün burada daha EBI'nin yönetim kurulu başkanıyla bir toplantı yaptım. European Boating Industry, bu boat show'un da sahipleri. Düsseldorf Boat Show'da metrekare, çıplak metrekare fiyatları 190 euro. En büyük katılımcılardan 1000 metrekare ve üstünde 150 ya da 140 euro'lara kadar inebiliyor. Bizim fuarımıza baktığımız zaman bizim fuarımız gerçekten yine bunlara göre çok ucuz kalıyor. Bir forkliftin 1 saate kadar olan buradaki forklift, 5 tonluk forkliftin kiralama fiyatı 350 euro artık ADV. Yine bizim fiyatlarla karşılaştığım zaman biz yine gayet iyi bir yerdeyiz. Sonuç olarak İstanbul Fuar Merkezi, Ticaret Odası, GİSPİR, Deniz Ticaret Odası ve bizler gerçekten ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. Özellikle GİSPİR ve Deniz Ticaret Odası bizi çok destekliyor. Çok yapıcı yaklaşıyorlar. Yine fuar süresince GİSPİR Başkan Yardımcısı Orhan Bey'le de, Orhan Torlaklı'yla da burada bir görüşme yaptık. Daha sektöre ne yapabiliriz, nasıl bir katkımız olabilir diye. Fuarda 100 bin metrekare kapalı bir alandayız İstanbul Boat Show'da, İstanbul Fuar Merkezi'nde. 100 bin metrekare brüt kapalı alanın 45 bin metrekare satılabilir alanının fuar öncesi, bu Düsseldorf öncesi 40 bin metrekaresini satmıştık zaten. Partnerimiz ED Fuarcılık burada ciddi görüşmeler, yoğun görüşmeler yapıyor. Hem Avrupalı firmaları getirebilmek adına hem de tam satışı bitmemiş yerli bizim firmalarımızla son noktayı burada koymak adına görüşmeler yapıyor. Dün aldığım rapora göre gayet iyi gidiyor satışlar. Tahminim yani %100, %98 oranında dolulukla 17 Şubat'ta fuara başlayacağız diye düşünüyorum.
Çok güzel. Yani Türkiye'de fuarın olması, devam edebiliyor olması hakikaten önemli. Fuarcılık kavramı çünkü bazı sektörlerde gittikçe geri plana düşüyor ama denizcilikte hala kara ve deniz fuarları güzel ya bizim, olması fuar güzel. Bizim için önemli. Çünkü bizim şimdi otomotiv endüstrisine baktığınız zaman bizim endüstriyle otomotiv arasında hani otomotiv endüstrisinin %3,5 bile edemiyoruz biz. Daha oralarda değiliz. Bizim tekne distribütörlerin, bayilerin, otomobil bayileri gibi böyle bir showroomları yok. Showroom yok. Showroom gelip görebileceğindeki imkan fuar. Yani insan, tangible bir şey. İnsan dokunmak istiyor, içine oturmak istiyor, bir yaşamak istiyor. Dolayısıyla bot show'lar gerçekten endüstrinin lokomotivi. Bence. En büyüğünden en küçüğüne. Ben her zaman hem karada hem denizde olması taraftarıyım. Ben de katılıyorum inşallah. Yani denizde yani özellikle tekne almak istiyorsanız mutlaka o tekneye gidip dokunmak istiyorsanız ailenizle gelip bakıyorsunuz. Hayal kuruyorsunuz ben bu teknede yazın olsam ne yaparım diye. Bu çok güzel şeylerden bir tanesi. Evet. Öte taraftan Türkiye'nin biraz zorluklarından bahsetmek lazım. Bir yandan da böyle her gün sizin de demeçleriniz var. Marina fiyatlarının inanılmaz akıbeti. Artık insanları denizden soğutacak kadar pahalı fiyatlar. Sentrope'den pahalı göcek fiyatları, hiç hayatımızda duymadığım şeyler. Bu iş nereye gidiyor? Yani denizcilik, özellikle amatör denizcilik tarafında insanlar zorluklar yaşamaya başladılar. Ya işin aslında tehlikeli tarafı şu, yani özellikle orta segmentteki, hani bugün beyaz yakalı bir Türk insanı, yerli üretim tekneler özellikle, mesela bugün şöyle söyleyeyim 15 bin 20 bin euroya balık tutmak için amaçlı gezi amaçlı tekneler var. Ya onu alıyor diyor ki hani balığa çıkarım arkadaşım. Hafta sonu çoluğumu çocuğumu şöyle bir İstanbul'daysa adalara götürürüm. Güneydeyse bir ne bileyim bir denize çıkarım falan diyor. Ama 15 bin euro 20 bin euro tekneye veriyor ama dönüyor geliyor bağlama parası hani 4-5 sene içerisinde o kadar da bağlama parası vermesi gerekiyor. Aslında beni en çok endişelendiren o konu. Bu direkt bizim yer üretimi de negatif anlamda etkiliyor. Şimdi şu anda pandemi öncesi ve sonrasıyla beraber çok ciddi anlamda yerli üretici çıktı piyasaya. 12-13 metreye kadar evet. Değişik boylarda yerli üreticilerimiz oldu ki biz bunları destekliyoruz. Bazıları ithal markalardan kopya yaptı, bazıları yeni tasarımlar yaptı, bazıları benim bildiğim bana danışan insanlar var, girişimciler var ve ben olabildiğince elimden gelen bütün desteği ve fikrimi de söyleyerek onlara yardımcı olmaya çalıştım. Hatta onlara dedim ki yani Türkiye'de başlayın ama sırf Türkiye'yi düşünmeyin. Gelin burada dünyaya açılın, Avrupa'ya açılın. Şimdi ben o ufak üretici için üzülüyorum. Çünkü o ilk başta kendini Türkiye'de kanıtlayacak. Ondan sonra bu fuarlara gelecek. Şimdi daha ilk çıktı, üretti. Pandemide her şey iyi gidiyordu. Şu anda bir anda hem ekonomik krizle bir kesildi bir de o tekneyi alacak insan diyor ki şimdi hem ekonomik kriz var hem euro dolar gitti hem kadeve yükseldi hem de marine fiyatları 3-4 katına çıktı. Bir anda kesince oradaki esnaf çok zor duruma düştü. Benim en çok endişelendiğim konu aslında o orta segment. Tabii diğer taraftan marine fiyatları dünyanın en pahalı marinalarından bir tanesi oldu bizim Türkiye marinaları. Biz dernek olarak, Yat ve Tekne Endüstri Derneği olarak Ulaştırma Bakanlığı'yla, turizmle, çevreyle ciddi görüşmeler yapıyoruz. Ben daha yeni Ankara'daydım, Ulaştırma Bakanlığı yardımcısıyla görüştüm. Bu durumun farkındalar kendileri. Hatta bir master planları var. Özellikle güney kıyılarında, koyların dışında, hazine arazilerine marina yapılmasıyla alakalı bir master plan belirlemişler. 12 tane falan bir böyle bir yer var. Kaç yıl içerisinde? Ben size söyleyeyim en az 5 yıl. 5 yıl, 12 yıl. En az 5 yıl. Tabii bunu askıya çıkacak. İşte istekli yatırımcılar gelecekler. Başlayacaklar. Ama bu chat raporları, batimetri, aşinografi raporları, tahsis süreçleri falan inşaatla beraber 5 yılı bulur. Ve yatırım şu anda yatırım iştahı çok yok Türkiye'de. Biz de ilgileniyoruz. Hem dernek olarak hem şahsen ben de bakıyorum. Yatırım fırsatları ne olabilir diye. Yani bugün 550 yat kapasiteli bir marinayı, 5 yıldızlı marina, 5 çapalı marinayı yapmaya kalkın. Bugün artı eksi 80 milyon dolar bir bütçe yapmanız gerekiyor. Ciddi bir maliyet. Yani bir de derinlikler var. En büyük maliyetlerden bir tanesi işte mendirek. Ya bugün mendireğin 1 metre ilerleme maliyeti 12 bin dolardan başlıyor. 10 metre derinlikte. Bazı yerlerde 1000 metre mendirek yapmanız gerekiyor. O zaman bu söyleminizden 5 yıl boyunca daha fiyatların kolay kolay düşmeyeceğini anlamalı mıyız? Valla şöyle söyleyeyim ben size. Balıkçı barınakları, işte kara parkları,
gibi yerlere biz yönelim istiyoruz. Hatta Ulaştırma Bakanı da onu söyledik. Yani balıkçı esnafımızı ürkütmeden onlara değişik bir çalışma modeli de sunarak balıkçı barınaklarının içinin bir kısmını yüzer pontonlar atarak daha ucuz manalar haline getirelim. Hem herkes için faydalı İtalya'da, olsun. İtalya'da, Fransa'da zaten hep böyle. Öyle. Evet. Yani balıkçı esnafı da gelsin orada kaptanlık yapsın, bakım onarımı yapsın, balık sezonunun dışında ne bileyim yani orayı işletsin. Teknesini koyan insan da marinalara göre daha ucuz bir ödeme yapsın. Evet. Bunun üzerine bir çalışma olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Ama peki bir sorun var. Tabii. Şu anda her şeyin normal olması için kaç tane marinaya ihtiyaç var Türkiye'de? Vallahi ben eski şimdi eski standartlarda diyelim ya da. Ya en az iki şu anki en az iki katı. İki katı. En az iki katı. Şu an Türkiye'deki bütün marinalar %100 dolu. Peki benim şimdi denizci tarafından şöyle bir şey sormak istiyorum. Yunanistan'da çok tekne var, Hırvatistan'da çok tekne var. Türkiye'de müthiş koylar var, az tekne var. Şimdi bir yabancı turistin, tekne turistinin Türkiye'ye gelmesi için işte elde ne kalıyor tam ki? Tam onu söyleyecektim. Aslında büyük pencereden bakmak lazım. Biz kendimizi düşünüyoruz. Biz turisti nasıl getireceğiz buraya? Evet. Turisti getiremiyoruz. Bedirli'deki yani, marinalar yarı fiyatı. Mega yat turistini getiremiyoruz. Hadi yazın geliyor gidiyor. Kalsın burada. Burada tutalım. Refiti burada yapalım. Evet. Büyük tekneler burada kalsın. Onu yapamıyoruz. Bugün kitle turizmine göre tekne turistinin bıraktığı para 15-20 katı evet. Ve daha yükseği. Ya bunları yapmamız lazım. Ya biz buraya büyük marinalar, büyük çekik sahaları yaparsak Avrupa'daki büyük yatlar, mega yatlar dahil Türkiye gelir. Yazın gezer ama kışın da burada kalır. Bütün bakım onarım işlemleri evet. Burada yapılır ve bizim bakım onarım ihracatımız da, tamir bakım ihracatımız da ciddi artar bu konuda. Dolayısıyla biraz geniş pencereden bakmak lazım. Sadece yerli tekne sahiplerinin barınma problemi değil aslında. Gayet bir turistik Türkiye'nin bir, şey bir milli projesi bu. Tabii. Nasıl otel, 5 yıldızlı otel yapıyorsak sahillerimize, yabancı turistleri çekiyorsak, biz 5 çıpalı marinalar yapıp koylarımızın dışına çok daha büyük mega yatları Türkiye'ye çekebiliriz. Aslında şöyle de bir kirlilik sorunu da yaratıyor bu marina yetersizliği. Şu an marinada yer bulamayan ya da yer bulup da fiyatını çok yüksek bulan tekne sahipleri ne yapıyor? Nasıl olsa kaptanım var diyor 24 metre ve üzerinde. Git diyor koya demir at ya da tonoz at. Bekle orada. Bekle orada diyor. Yani dönüşümlü personeli de rotasyona sokuyor. O jeneratör çalışıyor. Pis su tankı, gri su tankı, bir sürü egzoz. Denizi kirletiyor. Yani deniz eskiden 3-4 ay kirlenirken şu an bütün yıl boyu deniz kirleniyor. Göcek'teki mazi deniz kirliliğine şahidiz. Kirlilik şu an çok had safhada bizim kıyılarımızda. Böyle giderse biz birkaç sene içerisinde maalesef başka şeyleri konuşuyor olacağız. Elimizdeki müthiş koyları bu şekilde öldürüyor olmak, turizme bir şekilde balta vuruyor olmak hakikaten çok dramatik. Son evet. Olarak da şunu sorayım. Deniz tarafında özellikle charter tarafında Türkiye'nin bir payı var. Tabii Hırvatistan ve Yunanistan'a göre nispeten daha zayıf. Ama potansiyeli çok büyük çünkü çok güzel koylarımız var. Şimdi yeni bir vergilendirme sistemi de çıktı. Bir yandan bu da bir zorluyor sizi. Ya o kadar tarafta çok, nasıl bir... Biz 5 sene önce işte biliyorsun charter işine de girdik. Ve çok büyük hayallerle girdik. Evet. Ve bu işte bir numara olacağız diye girdik. Ama 5 senenin sonunda bugün 6. senemiz patinaj çekiyoruz hala. Niye? Biz 5 sene, 6 sene önce bu işe başladığımızda charter'da 1.2 haftalık kira getirisiyle biz o teknenin 1 yıllık bağlama fiyatını ödüyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada teknenin 5-5,5 haftalık kiralama geliriyle biz 1 yıllık marina kirasını ödüyoruz. Yani 1 haftanın 5 haftaya çıktı. Onun dışında otellerde siz gidip kalıyorsunuz ya da turist gelip kalıyor. Çıkarken %10 KDV kesiliyor. Bizim teknelerde %20 KDV kesiliyor. Biz bunu her şeyimiz resmi olduğu için, yabancı ortağımız olduğu için biz bütün faturasını kesiyoruz. Ama bugün baktığınız zaman Türkiye'de inanılmaz bir kaçak var bu konuda. Tabii. Herkes KDV'siz iş yapıyor. Devletin inanılmaz bir vergi kaybı var. Sonra uygulanan sübvansiyonlara son verildi geçtiğimiz aylarda. Bir KDV muafiyet vardı. Bu aslında hem yerli üretim için de hem charter tekne alımı için de ikisine de son verdiler. Manasız bir şekilde. Şu an yerli üreticiler inanılmaz sıkıntılı bir durumda. Tekne üretmek için aldığı malzeme için KDV muafiyeti alamıyor. Satıyor sonra KDV'yi öde diyor. Ödüyor KDV'yi satarken mahsup para pul oluyor. Onun inanılmaz bir %20 finansman maliyetine girmek zorunda kalıyor. Ya bunları çözmemiz lazım. Aslında biz
17-24 Şubat daha düzenlenecek Bosphorus Boat Show'da bu saydığım konularla ilgili ciddi seminerler ve çalıştaylar düzenleyeceğiz. O çalıştaylara da gelip katılmanızı ben çok rica ediyorum. Ki daha fazla kesime sesimizi duyuralım. İşte bu programı da o nedenle yaptık. Çok teşekkür ederim. Güzel bilgiler bunlar. Herkesin merak ettiği bilgileri Murat Bekiroğlu'na sorduk. Biz Düsseldorf Fuarı'na ve Almanya'ya veda ediyoruz. Hoşçakalın. Teşekkürler.